Merhaba arkadaşlar. Bu turşuyu ben gördüğünüz gibi kavanozun altından çıkan rengi görüyorsunuz. Hatta buradan böyle akmış. Ablamdan rica etmiştim, havalandırmasını istemiştim. Kapağını açıp gazın nasılını alması için. O sadece bir kere bu işlemi yapmış ve iki haftayı geçtikten sonra hatta galiba yapmıştı. Önemli değil dedim. Yine bence olacaktır. Bunun yapımının videosunu galiba çekmemiştim, hatırlamıyorum ama patatanak böyle aniden karar verip yapmıştım. Yine yemek yapıyordum. Oradaki sebzelerin, hatta burada pazı, kereves sapı, havuç, bir tane turp, başka ne vardı? Ispanak, pardon, karalahana. Karalahana, ıspanak sapı var. Evet. Turp ve bir tane de havuç var. Öyle hatırlıyorum ve hatta bu kafasına da bakalım. Az önce de hatta açmaya çalıştım. Şimdi bir yandan telefonu tutup bir yandan açamayacağım. Şöyle bırakıyorum ben telefonu. Birkaç saniye. Evet, zorlamıştım zaten. Açıldı. Buraya da gördüğünüz gibi ben buraya kırmızı, yani bizim göbekler ne olur ya, kırmızı böyle, ondan yerleştirmiştim ağzına ve rengini zaten suya vermiş. Çok da güzel kokuyor. Şimdi tadına bakacağım. Ne kadar oldu? 2 ayı geçti mi acaba diye düşünüyorum ben arkadaşlar. Hatta şöyle çelik çatalla alacağım. Tahtayla da almayacağım. Çünkü bu çabuk tüketilecek bir şey. Çok az var. Şöyle bakalım. Şunları alalım. Ama önce Arifeciğim, senin tabak alman gerekiyor galiba, değil mi? Nasıl oldu merak ediyorum. Mayalanması için, evet, içine attım. Ekmek tane parçaları, birkaç lokma. Birkaç lokma da değil, hatta bir lokma kadar ekmek içine almıştım. Şöyle bir tane hemen alacağım, dayanamayacağım. Allah, aferin bana. Başka bir şey demiyorum ben. Bayağı kıtırı yakalamışım burada. Hatta şöyle bir şunun tadına bakacağım ben. Güzel. Güzelmiş. Evet arkadaşlar, turşu yapımı da gerçekten kolaymış. Zor olmuyormuş ki, ben bunu itiraf ediyorum. Evet. Kendi başıma, yani ilk defa yapıyorum. Başkalarına yardım etmiştim. Annemi de izledim çok daha önce. Eskilerden. Eskiler dedim, bayağı uzun yıllar oluyor arkadaşlar. Herhalde 20 yılı geçmiştir. Öyle söyleyeyim ben. O zamanlar anneciğimi çok güzeldi. Bizim bahçemiz vardı. Bahçemizin ürünleriyle anne yapardı. Turşuları, salçaları. Canım benim ya. Eli de gerçekten çok lezzetlidir. Yani şöyle söyleyeyim. Bu turşuyu annem yapsaydı, şu kapağı kapatmasın, hiçbir şey koymasın. Yani bir bez veya naylon koyup sarsın, balkona bıraksın, tutuyor. Acayip bilgi var annemin. Hayranım bu konuda. Krep hamurumuz da burada bekliyor. Şimdi krep hamurumuzu pişireceğim. Pankek gibi yapacağım biraz. Pilavımız olmuş. Onun da tadına bakacağım ve kapatacağım. Demlenmeye bırakacağım onu. Daha sonra da yeşil mercimekle iç pilavımızı pişireceğim. Bunları da kuşlarımıza vereceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.